Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Galaxy S10 ve S10 Plus'ın detaylı incelemesini yapacağız. Arkadaşlar kutu açılışını yapmıştık. Onu hemen şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bir de bu telefonlardan bir tanesi de sağlamlık testi yapacağız. Yaratıcı fikirlerinizi yorum bölümünde bekliyoruz diyorum ve videomuza artık geçiyorum. Öncelikle bu iki cihazın arasında ne fark var? Gelin bir ona bir değinelim. S10 Plus'ta 6.4 inçlik bir ekran varken S10'da 6.1 inçlik bir ekran var. Önemli bir diğer ayrıntı ise S10 Plus'ın ön kısmında iki kamera, S10'da bir tane kamera var. S10 Plus'ın 4100 mAh'lik bir bataryası varken S10'da bu batarya 3400'e düşüyor. Bu temel farklılıklar dışında son kullanıcının aman aman anlayacağı ciddi bir farklılık iki cihaz arasında yok. Şimdi artık kameralarımıza geçelim. İlk olarak bakacağımız telefon S10 Plus. Artık arka kısımda 3 kamera var. Bir tanesi 12 megapiksel, f1.5 ve f2.4 değişken diyafram değerine sahip. Diğeri 16 megapiksel değerine sahip, f2.2 diyafram değerinde ve ultra geniş açı işlevini görüyor. Son kameramızda telefoto lensli 12 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Bu kameralar içerisinden değişken diyafram değerine sahip olan kamera Samsung'un iddiasına göre gece çekimlerinde çok daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayacak. S10 Plus'ın öz çekim kameralarına baktığımız zaman 10 megapiksel ve 8 megapikselli iki tane değer görüyoruz. İkinci kamera yani 8 megapiksel olan aynı zamanda öz çekimlerde şu meşhur bokeh efektini yani arka planı bulanıklaştırma işlemini görüyor. Hem arkadaki kameralar için hem de öndeki kameralar için şunu söyleyebiliriz ki ışığın güzel olduğu ortamlarda çok başarılı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Öz çekim kamerasıyla ilgili bir durum daha var arkadaşlar. Derinlik efektinin olduğu fotoğraflar çektiğiniz zaman gerek çekerken gerekse de çektikten sonra fotoğraf üstünde derinlik efekti üzerinden oynamalar yapabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar telefonların kameralarına yapay zeka eklemişler. Bu yapay zeka sayesinde henüz daha fotoğrafı çekerken size bir nokta gösteriyor. Eğer telefonun netliğini veya kadrajı o noktaya getirirseniz en iyi fotoğrafı çekebileceğinize dair bir tüyo veriyor. Bu güzel olmuş. Bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Gelin biraz da S10 Plus'ın video tarafına bakalım. Arka kamerada 4K videoları 60 karede, 1080p videoları 120 karede, 720p videoları yani bu ultra ağır çekim denilen modda ise 960 kare videolar çekebiliyorsunuz. Cihazlarda OIS yani görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Gayet de güzel çalışıyor. Bu videolarınızı bayağı bir güzelleştiriyor diyebilirim. Arkadaşlar şu anda sesimi Samsung Galaxy S10 Plus üzerinden duymaktasınız. Yani bu telefonla olur da video çekerseniz sesiniz aha da aynen böyle çıkacak. Şimdi gelin de biraz S10'a bakalım. S10'un da arka kısmında 3 tane kamera görüyoruz. Bu kameralar S10 Plus'taki ile aynı değerlere sahip. Farklılık olarak S10'un ön kısmında tek kamera var ekrana gömülü bir şekilde. Bu kamerada 10 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip. Öz çekim kamerası da S10 Plus'ta da söylediğimiz gibi güzel ışıklarda gündüz falan filan güzel işler çıkarıyor. Fakat düşük ışığa geldiğimizde ekranda grenlenmeleri fark edebiliyor. Tabii nihayetinde bunlar birer fotoğraf makinesi değil. Arkadaki kameralarla 4K videoları 60 FPS'te, 1080p videoları 240 FPS'te, ağır çekimde yani 720p'de ultra ağır çekim işte ne deniyorsa adına onda da 960 kare videolar çekebiliyorsunuz. Öndeki kamera ise yine 4K ve 1080p videoları size saniyede 30 kareyle sunuyor. Şu anda da sesimi Galaxy S10'dan duymaktasınız. Eğer bu telefonla video çekerseniz sesiniz aynen böyle çıkacak. S10'da ve S10 Plus'ta da kamera menüleri gayet tatmin edici arkadaşlar. Pek çok farklı opsiyonu size sunuyor. Bunların içerisinde Pro Mode biraz daha bu işlerden anlayan arkadaşlar için daha yaratıcı, daha güzel fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir. Daha önceki Samsung modellerinde görmüş olduğumuz o renklerin fazla parlak görünmesi, ışığın böyle fazla aydınlık kalması gibi özellikler bu cihazlarda yok. Yani Samsung bu sefer kamera olayında ciddi bir güzelleştirme, ciddi bir atılım sağlamış. Şimdi gelin arkadaşlar şu meşhur AR emoji nasıl çalışıyormuş S10 Plus'ta bir deneyelim.
Merhaba arkadaşlar, şu anda benim AR emojimi görmektesiniz. Şapkayı mapkayı ben ekledim ama yani yine de yüz hatları benzemiyor. Gözüm niye seyiriyor lan benim burada? Neyse, AR emojiyle bu şekilde gelin hadi videomuza devam edelim. Artık geldik telefonlarımızın tasarımsal özelliklerine. Daha önce Huawei modellerinde görmüş olduğumuz telefondan telefona şarj aktarabilme özelliği S10 ve S10 Plus'ta mevcut. Yalnız bu hızlı şarj değil, bu detayı unutmayın. S10 Plus'ta toplamda 5 adet kamera bulunurken S10'da 4 adet kamera bulunuyor. Hemen sağ tarafta telefon açma kapama tuşu, sol tarafta sesi kısıp açabileceğiniz bir buton, onun hemen altında Türkiye'de hiçbir şeye yaramayan affedersiniz Bixby tuşu. Üst kısımda ise arkadaşlar 1 adet SD kart girişi görüyoruz. Bu 512 GB'a kadar destekliyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman en solda her ikisinde de 3.5 mm'lik jack girişleri, onun hemen yanında Type-C adaptörü, onun yanında da mikrofon ve hoparlörümüz bulunuyor. Bir diğer tasarımsal devrim de, ki bu Samsung açısından bir devrim oluyor arkadaşlar. Normalde telefonun arkasında bulunan, hatta daha önceki model yer bulamadıkları parmak izi okuyucusunu bu cihazlarda ekrana gömülü yapmışlar. Her iki telefonda da hem yüz tanıma özelliği hem de parmak izi okuyucu mevcut. S10'da ekran gövde oranı yaklaşık %88.3 iken S10 Plus'ta ise bu oran %88.9'a çıkıyor. S10 Plus'taki seramik modeli ayrı bir yere koyarsak her iki telefonun da ön kısmı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Arka kısımdaki camlar Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Tabii ne kadar sağlam, bunu ancak sağlamlık testinde görebileceğiz. Ekranlarda ise arkadaşlar Samsung'un yeni teknolojisi sonsuz O ekran adı verilen bir fonksiyon var. Ağırlıklarda seramik modelde 190 gram, S10'da 157 gram, S10 Plus'ta ise 175 gram. Renklerinden de bahsedeyim. Samsung prizma olayını çok sevmiş. Bütün renklerin önünde prizma var. Ben size yeşil diyeceğim ama o prizma yeşil, öyle düşün. S10'da beyaz ve siyah, S10 Plus'ta beyaz, siyah, yeşil ve seramik beyaz bulunuyor arkadaşlar. Bunların önünde prizma var, unutmayın. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz ufak ufak teknik özelliklere geçelim. Teknik özellikleri ben size anlatırken telefonlarda 10'ar dakikalık bir PUBG oynayacağız. Gelin hem oyunumuzu oynayalım hem de teknik özelliklerden bahsedelim. S10'da batarya 3400 mAh, S10 Plus'ta 4100 mAh. Bizim elimizdeki S10 Plus'ın RAM'i 8 GB, S10'da da yine 8 GB RAM var. Bunun haricinde yine S10 Plus'ta 128 ve 512 ve 1 TB'lık depolama alanı tercihleriniz bulunurken S10'da 128 ve 512 GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneğiniz duruyor. Her iki cihazda da Exynos 9820 bulunuyor. Grafik işleme birimleri Mali G76 MP12. İşletim sistemleri Android 9. Her iki telefonumuzda da IP68, yani suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut. Arkadaşlar 10 dakikalık oyun testimizden sonra her iki telefonda da ortalama %3'lük bir şarj kaybı oldu. Sıcaklık değerleri ise S10 Plus'ta 3.7, S10'da ise 3.8 derecelik bir artışla karşımıza geldi. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelelim. S10 Plus'a 7500 TL fiyat bareminden, S10'a ise 6500 TL fiyat bareminden ulaşabiliyorsunuz. Bence fiyat politikası olarak Samsung bu sene mantıklı hareket etmiş. Çünkü Xiaomi ve Huawei'yi pastadan ciddi paylar almaya başladılar. Ancak telefon modellerinde ve fiyatlarında düşüşe giderek bu paydaki oranı arttırabilir firmalar. Bunun haricinde tasarımsal anlamda çok bir yenilik olmasa da kamera anlamında telefonlar gayet tatmin edici. Bana soracak olursanız bu telefonları hemen çıkar çıkmaz satın almayın, çünkü her zaman söylüyoruz. Samsung telefonlar piyasaya ilk çıktığında bir tık yüksek fiyattan giriyor. Birkaç ay beklerseniz çok daha uygun fiyatlara her iki telefonu da satın alabileceğinizi düşünüyorum. Yani son karar size kalıyor. Onu da hemen ankete taşıdım zaten. Bu telefonları satın alır mıydınız? Ben hemen kendi fikrimi açıklayayım. Özel olarak bir iOS kullanma tercihiniz yoksa ve paranız, bütçeniz daha doğrusu bu telefonlara yetiyorsa bence tercih edilebilir kategoride. Ama ben telefona bu kadar para vermem abi diyorsanız, ki bence bu da farklı bir açıdan mantıklı bir bakış açısı, o zaman zaten bu tarz amiral gemilerine yönelmemeniz gerekiyor. Artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yeni telefonları Galaxy S10 Plus ve S10'un detaylı incelemesini yaptık. Normalde inceleme videolarına Lütfü çıkıyor. Bu sefer ben çıktım. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Unuttuğum bir şey varsa da yorum bölümünden eklersiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.